Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir palet deneyeceğiz. Daha doğrusu bir koleksiyon ürünü deneyeceğiz. Crayola markasının, diyeceksiniz ne alaka? Crayola aslında bir bal mumu boyası markası. Amerika'da çok ünlü. Kesinlikle duymuşsunuzdur. Ve makyaj ürünleri çıkarmışlar. Ben de tabii ki denemek istiyorum ürünleri. İlk olarak bir far paletimiz var. Ve iki de dudak ürünümüz var. Bunların üçünü deneyeceğiz. Merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İlk olarak tabii ki far paletiyle başlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere çok minimalist bir ambalajı var. Bu paletin adı Tropical Eyeshadow Palette. Galiba diğer renkleri de vardı. Ama ben en çok bu rengi beğendim. Çünkü biraz enteresan renkler var içinde. Bildiğiniz üzere ben de renkli palet sevdiğim için. Yani aslında en çok ilgimi çeken şu pembe renk oldu. Şu yeşille şu üstteki morumsu mavi de enteresan. Ne kadara aldım? Ben bu koleksiyonu 15 euroya aldım ama bayağı bir indirimdeydi. Galiba 30-35 eurodan falan düşmüştü. Üçünü bir set olarak aldım tabii ki. Hemen paletle başlıyorum. Palet İtalya'da üretilmiş. 18 gram ürün var içinde. Her normal palet gibi. Yani pek bir şeyi yok. Ambalajı enteresan değil açıkçası ama zaten farlar önemli. Nasıl bir look yapacağım tabii ki daha düşünmedim. Çünkü paleti daha hiç denemedim. Spontan bir video olacak. Her deneme videom gibi. Hangi farla başlasam? Galiba şu bu mor renkle başlamak istiyorum. Aşağıdaki büyük pakette olan renk. Neden böyle yapmışlar anlamadım. 4 renk büyük. Diğerleri küçük. Belki şunu aydınlatıcı olarak kullanabiliriz diye mi öyle yapmışlar bilemedim. Fazla tozutmadı. Hoşuma gitti. Peki bu marka neden böyle bir şey çıkarmaya gerek duymuş? Bu markanın neden böyle bir ürün çıkardığını pek yani bir anlam veremedim aslında. Ama KitKat'ın, Coca-Cola'nın da makyaj ürünleri var. Onları hep ısmarlayamadım çünkü çoğunlukla Kore'den veya Japonya'dan geliyordu ürünler. Yani orada üretilen ürünlerdi. Yani biraz hani isim daha da bilinsin diye mi anlam veremedim pek ama. İlk renkle aslında pek memnun kalmadım. Bayağı bir lekeli. Ben aslında rujları daha çok merak ediyorum. Çünkü Balmumu markası olduğu için, Balmumu boya markası olduğu için rujlar daha ilgimi çekti. Biraz fazla kilo aldığım için kolayı bıraktım. Bu mor rengi karıştırmak için riske girip şu pembe rengi kullanacağım. Şunu. Umarım bu aşırı pigmentli değildir. Palet fazla tozutmuyor, hoşuma gitti. Bazen Amerika'da görüyorum TJ Maxx falan diye mağazalar var. Yani satılmayan veya stokta fazla kalan ürünleri, markalı ürünleri o öyle dükkanlarda satıyorlar. Ve bazen görüyorum, mesela bugün de gördüm, Anastasia'nın Riviera paletini 3 dolara indirmişler. Tabii 3 renk falan içinde kırıktı ama daha hiç kullanılmamış renkler doluydu, 6 falan filan. Sırf birkaç rengi kırık diye 3 dolara satıyorlar o paleti ve bu paletin normal fiyatı aslında 40-50 dolar arası falan. Burada 50 euro, 50-55 euro arası. Türkiye'de zaten 400 TL falan. Ve Amerika'da yani bu kadar ucuz fiyatlara satılması enteresan. Yani ben şahsen alırım 3 dolara, 3 rengi kırık olsa bile. Niye almayayım ki? Yani ve illa o paleti kullanmak istiyorsan, bir kere denemek istiyorsan. Yani 3 dolar ne ki? Bazen mesela korkunç para veriyorsun. Diyorsun hayda, hiçbir şeye benzemiyor. Ben bunu hiç sevmiyorum. Yani deneme amaçlı bence alınır. Biraz yine fazla renkli oldu. Hep renkli makyaj yapıyorum. O yüzden şu kahverengiyi alacağım. Kahve tonu. Renkler ambalajda durduğu gibi
gözde durmuyor nedense. İçeriğine baktım maalesef paletin üstünde yazmıyor. Muhtemelen ambalajında yazıyordu. Arkadaşlarım bunu attım çok büyüktü diye. Ama açıkçası içinde çok da özel bir içerik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü farın bir özelliği yok, her normal far gibi. Ucuz fiyatlı far gibi. Uygulanıyor yani. Açıkçası Rivalda Dupe'un farından hiçbir farkı yok şu an benim için. Kötü far değil, bunu da söyleyeyim yani, beni yanlış anlamayın arkadaşlar, ama pek de bir özelliği yok. Tek anlamadığım yönü farlar gözde çok değişik renkte çıkıyor, ortaya çıkıyor. Ambalajda durduğu gibi değil. Şu an bir şey buldum. Ben şok. Sen bu seti 30 euroya aldın. 15 euroya aldım, indirimdeydi. Ha, normal fiyatı 30. 30-35 euro civarı bir şeydi galiba. Peki Sephora Türkiye'ye baktın mı? Var mı Sephora Türkiye'de? Var. Crayola. Buldum şu an. Hmm. 200, yok 300 TL vardır bir palet. 229 TL. Sırf palet mi, set mi? Set, senin aldığın setin aynısı. Ha, aynısı 229 TL mi? Hı hı. Aynen bu. Buyur. Aynısı. Linkini, ürünün linkini aşağıya bırakıyoruz arkadaşlar. Yani ilginizi çekerse linkten bakabilirsiniz ürüne. Sephora Türkiye sayfasında varmış. Evet. Bunu bilmiyordum. İyi oldu. Onu bulduğumuz. 229 TL. Şimdi bir Anastasia paleti 400 TL'di galiba. 350-400 TL. Ona nazaran bu tabii ki daha ucuz. Ama bir de Zoeva paletlerine bakarsak onlar daha da ucuz galiba. Şimdi derseniz Crayola mı Zoeva mı? Ben açıkçası Zoeva'yı seçerdim. Ben Zoeva hayranı olarak kesinlikle. Yani gerçekten Sephora'dan veya o tarz sitelerden bir makyaj ürünü ile denemek istiyorsanız, ay şunu da almak istiyorum ama bütçem çok yok diyorsanız, Zoeva gerçekten, yani gerçekten önerebileceğimiz bir marka. Zoeva paletlerine kadar bakabilir miyiz? Bakayım. Ve ayrıca sırf palet, set olmayan da 180 TL'ymiş. Sırf palet. Evet. Şu mavi rengi geçiyorum bu arada arkadaşlar. Yalnız Zoeva da pahalıymış. Ne kadar? 189 TL. Ama bundan ucuz. Yok, bu ne kadardı? 180 sırf var. Aynı. Evet. Aynı. Ama bence Zoeva... Tabii ama şimdi kur da yükseldiği için de bu makyaj ürünlerin fiyatı da değişmiş olabilir. Ondan da biraz Zoeva da İtalya'da üretilen bir marka. Evet. Yani renklerin pek bir albenisi yok. Teşekkür ederiz. Güya bugün tatil. Yani arkadaşlar, Türkiye'de insanlara kızıyordum ama burada da pek bir fark yok. Herkes maşallah sokakta geziniyor. Herkesin canı sıkılıyor. Can sıkıntısından patlıyor. Ne kadar zormuş evde durmak. Ne kadar. Geçen durumuma bir resim koydum. Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir diye. Evet, çok doğru. Birkaç pozitif bana yani onu destekleyen bayağı bir kişi oldu. Haliyle. Ama birkaç desteklemeyen de oldu. Hani böyle bana geri dönüş yaptılar, hani sen çalışıyorsun ama zaten sen hiçbir şey anlamadın. 2-3 gün evdesin, onda da iş güç yapmışsındır. Tamam ama falan filan diye. Sonuçta ablamın yaptığı da işte pek hoş bir iş değil. Ablam sağlıkçı yani, açıkçası biz korkuyoruz onu işe yollamaya ama. Arkadaşlar lütfen evde kalın, bunu bir daha söyleyeyim yani. Evde yapılacak o kadar iş var ki yani, bence canınız sıkılmaz, mutlaka her gün bir şey bulursunuz. Neyse, far paletine geri geliyorum. Mavi, gördüğünüz gibi ambalaj da gerçekten bir mavi gibi duruyor. Okyanus mavisi gibi aslında. Ama gözümde resmen mora döndü. Tabii altına mor ve pembe far yaptım. Onun da rolü var. Ama aslında burada, şuramda hiç far yoktu. O yüzden şu yeşil rengi de denemek istiyorum. O da çünkü çok hoşuma gitti. Aslında baktığında tek başına... Olay. Hoş. Evet ama gözde. Evet bak bu far ama diğerlerinden çok başka. Uygulanışı bile daha yumuşak.
Ve pigmentasyonu çok daha farklı. Şimdi şu büyük aydınlatıcı rengini alacağım arkadaşlar. Bunu da bir highlighter gibi. Pek işe yapmadı. Yani bilemedim arkadaşlar. Bayağı bir far denemeye çalıştım her zaman olduğu gibi. Zaten göründüğü üzere. Yani biraz bulamaç gibi oldu anlatabiliyorsam. Yani ne demek istediğimi anlıyorsanız. Mavi far yok oldu neredeyse. Şu mor far aşırı lekeli. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Ne demek istediğin aslında belli olmuyor. Şurada geçiş iyi belli oluyor galiba. Evet. Yani mavi far aslında yok oldu diyebilirim. Burada da yine aşırı bir lekelenme var. Şu noktada. Nedense bu son zamanlarda kullandığım far paletlerinde hep bu var. Sorun bende mi bilmiyorum ama nedense sevdiğim far paletlerinde hiç böyle bir şey yaşamıyorum. Ki kullandığım her far paleti de pahalı bir palet değil. Ya böyle baktığım zaman aslında hoşuma gitti ama bir tuhaflık var, hoşuma tuhaflık gitmedi. Tuhaflık da var sanki böyle amatörce yapılmış bir evet. Makyaj gibi. Kısa bir swatch yapayım arkadaşlar. Belki bir şeye yarar. Aslında böyle elimde baktığımda fena değil. Şu aydınlatıcı rengi duochrome gibi. Yani pembe oluyor, sarı oluyor. O hoşuma gitti. Onu aydınlatıcı olarak kullanma potansiyelim var. Şunlar ilk küçük renkler şurada. Yani aslında o kadar da şey değil. Pigmentli olmadığı belli oluyor. Bunlar da son renkler. Böyle aşırı pigmentli değil renkler bence. Yeni başlayan... Çok da çabuk yok oluyor. Evet. Gitti bile. Ya makyaja yeni başlayanlar için güzel bir far paleti olabilir. Olabilir ama o zaman makyaja yeni başlayanlara bu kadar pahalı bir ürün önemli. Olmaz. Evet. Çünkü bunu alacağınıza atıyorum bir doğal renkte palet alırsınız, bir renkli palet alırsınız. Atıyorum Rivaldi Loop'un, Golden Rose'un, Flormar'ın, Beaulis'in. Beaulis'in ürünleri o kadar uygun fiyatlı. Essence, The Balm bile daha ucuz. Daha ucuz evet. İndirime de çok giriyor. Yani makyaja yeni başlıyorsanız o tarzda ürünler öneririm. Neyse belki ama rujlar o kadar güzeldir ki bunları alın derim. Bunlar ayrı satılıyor muydu? Evet gördüm ama fiyatına bakmadım. Bakayım mı? Bir zahmet. Belki bunlar o kadar güzeldir ki tüm fikrim değişir. Aslında bunun ambalajı... Sen buna inanıyor musun? Ambalajı ilgimi çekti. Bunun kadar şey değil. Bu gerçekten şey kalem gibi yani. Balmum kalemi gibi. Zaten ucundan da belli oluyor. Enteresan olan üstünde yazıyor ki Color Change Lip Crayon. Hadi lip crayon'u anladık. Dudak kalemi. Color Change yani renk değiştiren. Bu daha neyin rengini değiştirecek? Zaten şey gül kurusu bir ruj. Gördüğünüz üzere iki rengi var. Bu daha nude. Ben ama gül kurusu olanı deneyeceğim. Bunu swatchlayacağız. Bu rengin adı Velvet Pink. 2 gram ürün var. Ve evet. Yine İtalya'da üretilmiş bir ürün. Diğeri de Pink Haze. Güllü lokum. Ya da Mevlana şekeri gibi de kokuyor biraz. Bu üründe hoşuma giden dudak kalemine ihtiyacınız yok. Çünkü ucu o kadar sivri ki. Yani hem dudak kalemi hem ruj. Senin elinde iki renk ve bir tane kırmızı renk. Üçlü set 180 TL. Ama arkadaşlar ben bu ürünü gerçekten beğendim.
dediğim gibi ilk olarak dudak kalemine, ekstra bir dudak kalemine ihtiyacınız yok. Bununla zaten o işlevi görüyorsunuz. Ayrıca dudakları hiç kurutmuyor. Kış aylarında özellikle bence çok uygun bir ruj. Gerçekten beğendim. Bunları öneririm. Şu rengini de swatchlamak istiyorum elimde. Bu da yine çok güzel bir renk. Günlük bir renk kullanılabilir. Bunları kesinlikle kullanacağım. Özellikle kışın dediğim gibi çok güzel. Videonun sonuna geldik tabii ki. Çünkü başka ürünüm kalmadı. Ne diyeyim? Yani paleti arkadaşlar çok çok önermem açıkçası. Bence bu fiyata daha güzel paletler alabilirsiniz. Zaten yakında bir makyaj koleksiyonu videom gelecek. Orada da yine görebilirsiniz ürünlerimi. Orada da sevdiğim paletlerden bahsedeceğim. Oradan ilham alabilirsiniz. Bu paleti pek önermiyorum o yüzden. Ama rujlara gerçekten diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten beğendim. Pahalı rujlarla yarışır. Yani yarışır. Zaten pahalı bir ruj da. Ama yani fiyatının hakkını veriyor diyelim. Gerçekten beğendim. Mekin rujuna aslında benziyor biraz boku olarak. Yani bunlara diyecek hiçbir lafım yok. Paleti işte. Bence almayın arkadaşlar ama rujlara kesinlikle bakın. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ürünlerin de linkini aşağıya bırakıyorum. İlginizi çektiyse oradan bakabilirsiniz Sephora sayfasına. Sayfama, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'da da takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın. Yine biz geldik. Arkadaşlar. Videonun sonunu falan her şeyi çektik. Ablam da hiçbir şey söylemiyor. Rime sürmemişim. Güle güle.